Suriye'de muhalif hareketin doğduğu Humus ve Dera başta olmak üzere birçok kentte halk tank ve ağır silahların ateşi altında kırılıyor. Rejimin baskısı altındaki Suriyeliler için hayal kırıklığıyla sonuçlanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki oylamanın ardından Esad yönetimi muhaliflere yönelik operasyonları yoğunlaştırdı. İnsanların binaların bodrum katlarına sığındığı Humus sokaklarında muhalifler tarafından gizlice çekilen görüntülerde Esad'a bağlı ağır silahlar taşıyan özel kuvvetlerin her bir köşeyi didik didik aradığı görülüyor. Kent caddelerinde tanklar birbiri ardına geçiyor. Suriye Devrim Konseyi 6 gündür ordu birliklerinin ablukası altındaki kentin ağır bombardımana maruz kaldığını ve bunun sonucu sadece dün Humus'ta 50'den fazla kişinin öldüğünü haber veriyor. Humus, Dera, Bab Amro, Halidiye ve başkent Şam'ın Zabadani bölgesinde durum vahim. Suriye Devlet Televizyonu ise silahlı terörist gruplara karşı yürütülen askeri operasyonda birçok kişinin ele geçirildiğini, bazılarının öldürüldüğünü duyurdu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la dün Şam'da yaptığı görüşmede şiddete son verme taahhüdünde bulunmuştu.